Merhaba arkadaşlar. Bir süredir Nokia Lumia telefonları için Lumia Black isimli güncellemesini indirmeye sundu biliyorsunuz. İlk etapta Lumia 925 ve 1020 için gelmişti ki 1020'nin özellikle kamera tarafında da bazı geliştirmeleri var. Ardından Lumia 920 için, sonrasında da 820 ve 625 için gelmişti. Diğer orta ve giriş seviyesindeki Lumia modelleri için de güncellemenin kısa sürede gelmesi bekleniyor. Şu an baktığımızda elimizde Glance Screen, Nokia Beamer, Storyteller ve Nokia Kamera gibi aynı zamanda klasörler gibi özellikler bulunuyor. Yeni güncellemeyi yaptıktan sonra mağazaya girip bunları indirebiliyoruz ve kullanımı kolaylaştıran, daha da güzel bir hale getiren yeni özelliklere sahip oluyoruz. Örneğin Glance Screen'e baktığımızda Nokia kilit ekranındayken aramalardan bildirimlere ve mesajlara kadar birçok şeyi tek tek aşağıda sıralıyor. Bunları istersek gece modunda farklı renklere de ayarlayabiliyoruz ve ekran kilidini açmadan ne gelmiş, kaç tane gelmiş bunları görebiliyoruz. Storyteller'da ise çektiğimiz fotoğrafları hangi tarihte ve nerede çektiğimizi belirledikten sonra bir harita üzerinde konumlandırıp kendi hikayemizi oluşturabiliyoruz. Daha çok fotoğraf çekmeyi ve bunları internet üzerinden paylaşmayı seven kullanıcıların dikkatini çekecektir. Nokia kamera uygulaması ise Nokia'nın kamera tarafında birçok uygulaması var biliyorsunuz. Bunların hepsini bir araya getirip birçok Lumia modeline entegre halde daha rahat bir fotoğraf deneyimi sunmayı amaçlıyor. Çektiğiniz fotoğrafların renk ayarından zoom oranına, odaklamasına kadar ve bunların efekt olaylarına kadar her şeyi bir arada tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Nokia Beamer ise internet aracılığıyla telefonunuzun ekranını televizyona ya da bilgisayarınıza aktarmaya yarıyor. Öncelikle bir QR kod okutmanız gerekiyor ki bunu zaten Nokia'nın kendi sitesi üzerinden yapıyorsunuz kamerayı açarak. Ardından telefonunuzun ekranı dediğimiz gibi televizyona ya da bilgisayara geliyor. Siz salladıkça geldiğiniz görüntü hangisi ise orası geliyor. Farklı bir görüntüye geçiş yapıyorsunuz ve telefonu yine sallayınca o görüntü hemen kısa süre sonra televizyonda ya da bilgisayarda da görünüyor. Böylelikle sunum yapmak istediğiniz anlarda daha rahat bir imkanınız da oluşmuş oluyor diyebiliriz. Bir de klasör seçeneği var. Bu da bildiğiniz üzere basit ama oldukça kullanışlı bir özellik. Yine Windows Market'e girip indirdikten sonra seçtiğimiz uygulamaları belirlediğimiz bir isimdeki klasöre atayabiliyoruz. Klasörün içine doldurabiliyoruz ve bunları ana sayfada, ana başlangıç ekranımızda konumlandırabiliyoruz. Böylelikle istediğimiz uygulamaları daha rahat bir şekilde ulaşmamız da amaçlanmış oluyor. Yeni Lumia Black güncellemesi hakkında söyleyebileceklerimiz kısaca böyle. Eğer güncellemeyi yapmadıysanız en kısa zamanda yapmanızı tavsiye ederiz.